Herkese merhabalar hanımlar. Şimdi Bioplex saç maskesiyle ve Bioplex'in proteiniyle saç bakımı yapacağım. İki kere açmıştım saçı ve saç da tabii haliyle iki kere açıldığı için biraz ezilmeler oldu. Oluyor bunlar. Şimdi bakımını yapacağız. Sadece bunun ikisinin karışımıyla yapacağız ve bu bir deneme videosu olacak. Yani bakalım sonuç ne çıkacak onu göreceğiz. Maskemiz zaten gerçekten tek başına kullanıldığı zaman bile şahane bir etki veriyor. Böyle ipeksi, yumuşacık, parlak bir saç çıkarıyor. Bu da protein, saçın ihtiyaç duyduğu, en çok ihtiyaç duyduğu minerallerden bir tanesi. Şimdi bunun ikisini karıştırıp saça uygulayacağız. Bu aynı zamanda açıcının içine de katılıyor ve açıcının saçların bağ dokusunu koruyarak saçın yıpranmadan açılmasını sağlıyor. Yani tabii ki yıpranmadan derken asla yıpranma olmuyor manasında değil. Yıpranma olasılığını çok 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 aza düşürerek böyle bir işlem gerçekleştiriyor. Ve şimdi deneyeceğiz. Bakalım görelim ne olacak. Şimdi bir miktar bu yetecektir. Ne kadar oldu? 37 gram yeter. Maskeyi koyduk. Bu kadar da protein koyacağım. Hatta bu kadar fazla biraz alalım. Şimdi bunu karıştıracağız. Şimdi bunu karıştırıp içindeki o proteinlerin biraz erimesini bekleyeceğiz. Eridikten sonra saça uygulayacağız. Bekliyor. Evet, saçlarımız bu. Bu saçları şimdi bakımına süreceğiz. Bir 45 dakika, yarım saat bekleteceğiz. Ondan sonra sonucu da zaten hep birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi uçlarda açılmadan dolayı mutlaka şey oluyor. Hafif de olsa bir ezilme oluyor. Islakken tabii daha belli oluyor bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun üzerine bakımımızı vurup deneyip göreceğiz. Şimdi sürmeye başlayacağız. Bakalım biz de merak ediyoruz netice ne çıkacak. Her zaman söylediğimi yine söylüyorum. Açılmış, işlem görmüş, ombreli, röpleli saçların, bütün saçların bakıma ihtiyacı var ama özellikle bu tarz saçların bakıma daha çok ihtiyacı var. Çünkü kullandığınız ürün ne kadar kaliteli olursa olsun açıcılar mutlaka saçı kurutuyor. Kuruttuğu için de saçın daha sağlıklı kalabilmesi için bakım yapmak zorundasınız. Her zaman söylediğimi yine tekrarlıyorum. Bakımın iyisi kötüsü olmaz. Evde yapacağınız zeytinyağlar, zeytinyağı ile ya da ne bileyim Hindistan cevizi yağı ile bunlarla bakım yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Özellikle dediğim gibi bu renklerde mutlaka bakım yapın ve saçlarınız daha sağlıklı, daha canlı görünsün. Bu maske zaten tek başına kullanıldığı zaman ben bunu sırf deneme amaçlı yapıyorum şu anda. Yani proteinle maskeyi birleştirdim, karıştırarak bir deneme bakımı yapıyoruz.
Yani tek başına maske de inanılmaz saçı böyle ipek gibi yumuşacık yapıyor. Ve saç tel tel dökülüyor o zaman. Kalıp halinde değil de gerçekten çok güzel bir etkisi var. Müthiş parlatıyor saçı. Ama bu da bir deneme olacak sizler için. Deneme yapıyoruz. Yani hep boya, hep açık renklerden, boyalardan, küllü renklerden konuşuyoruz ama arada bir bakımı da aksatmamak lazım. Kedi oraya yatmış, civcivleri gözlüyor ha. Yo. Vallahi yakalasın yutar. Bakımımızı sürdük. Bekleyeceğiz biraz ve neticeyi hep birlikte göreceğiz. Maskenin gerçekten toparlayıcı özelliği var. Saçı bayağı bir toparlıyor ve canlılık veriyor. Zaten bitince de bir fönleriz ve hep beraber görürüz. Saçlarımız bakımı bitti. Çok geri yatmana gerek yok. Öyle. Gördüğünüz gibi kullandığımız ürünleri de gördünüz. Maske ve proteinli saçı gerçekten bu saç neydi? Açılmıştı. Açılmış saçı kuru ve hafif de böyle ezilmeler vardı ama şu anda ışıl ışıl oldu. Müthiş bir parlaklık ve dolgunluk verdi. Gerçekten o maske de tek başına yeterli ama proteinle karıştırınca çok daha kuvvetli bir şey çıktı ortaya ve şahane bir görüntü oluştu. Şöyle gördüğünüz gibi saç gayet güzel. Öyle. Tel tel dökülüyor. Evet. Bakımı lütfen eksik etmeyin. Bakımı aksatmayın.
Saçların bakımı çok çok önemli.